Selamünaleyküm arkadaşlar. Komponentler yapısının drop-down bölümüne geldik. Yani açılır menüler. Buradan çok rahat bir şekilde ne yapılabiliyor? Yapılabiliyor. Belli linklerin arkadaşlar listelenmiş, görüntülenmesini istediğiniz belli linklerin tıklanmasıyla oluşan linkler arkadaşlar. Yani mesela şu sağ taraftaki bu bir drop-down arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde linkleri ne yapabilirsiniz? Elde edebilirsiniz drop-down'larla. Bootstrap'teki kendi şu yapısı dahi versiyonları gösterdiği yapı bir drop-down. Fakat drop-down'u kullanmadan önce bize şunu söylüyor, şu uyarıyı veriyor. Üçüncü parti bir kütüphaneye ihtiyacım var diyor bunu yapabilmen için. Çünkü bu belli listelenmiş etiketleri gösterdiği için Popper JS'ten bahsediyor arkadaşlar. Popper'ı kullanman gerekiyor diyor. Bunu diyor özellikle JavaScript kütüphanesinden önce kullanman gerekir diyor ki bu önemli. JavaScript'ten önce ve sonra kullanma arasında dahi fark var. Şimdi min.js'i şu şekilde açın arkadaşlar ve Ctrl A, Ctrl C şeklinde yapıp projeye nasıl dahil ederiz? Önce ondan başlayalım. Önce projeye dahil etmek için şuraya geldim. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Bunun adına popper.js diyorum. Tabii farklı bir isim de kullanabilirsiniz, artık söylemeye gerek yok. Ctrl V dedim ve oradaki yeri aldım, buraya yapıştırdım. Ve Ctrl S dedim. Bunu kapattım arkadaşlar. Bundan için kalmadı. Şimdi Popper.js burada ama ben projeye dahil ederken nereye dahil edeceğim? Arkadaşlar bunun Bootstrap.js'in hemen üstüne dahil etmeniz lazım. Head tagları arasında da kullanıyor olabilirsiniz Bootstrap'i. Yine Popper'ı ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bu Bootstrap'ten önce kullanmanız gerekiyor. Çünkü kodlar arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru okunuyor. Bu yüzden burası önemli. Ctrl Space yapıp Popper.js'i buraya dahil etmiş oldum. Artık drop down menüler çalışacaktır. Yani bundan önceki şeyler nasıl çalışıyordu derseniz Popper'a ihtiyaç duymuyordu onlar. Ama drop down'lar Popper'a mutlaka ihtiyaç duyuyorlar arkadaşlar. Şimdi bu girizgahı yaptıktan sonra bir drop down menü nasıl oluşturulur? Hemen bakalım. Şimdi örnek yapı üzerinden incelersek bir drop down klasının içerisinde arkadaşlar bunlar aslında buton yapıları. Yani BTN, BTN secondary hep gördüğümüz şekilde. Fakat burada farklı olarak drop-down toggle klasını görmekteyiz. Ayrıca ID kısmının işte şu kısımla drop-down menu item buton kısmıyla aynı olması gerekiyor. Şimdi kopyalıyorum bu yapıyı. Direkt kendi sistemimde işte div içerisinde şuraya yapıştırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Ctrl S dedim. Bakın bir buton var. Tabii bunların hepsi neyin içinde? Bir drop-down divinin içerisinde. Bir buton ve butonun içinde de listeleme elemanlarım var. Yani şurada nedir? İşte ana sayfa gibi düşünün. Ondan sonra ne diyelim? PHP ya da şurada da arkadaşlar şöyle devam edelim. Burada da Bootstrap diyelim mesela. Bootstrap. Evet, çok değişik bir drop-down menü yapmış olalım. Şurada da drop-down button dediğim yerde görünen, yani menünün ismi gibi düşünün. Ne diyelim? Açılır menü diyelim buna da. Ctrl S yaptık. Şimdi şunu kapatalım ve gelip bir F12 çekelim. Bakın gördüğünüz gibi açılır menü geldi. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi ne oluyor? Çalışıyor menülerimiz. Bu açılır menüde tıkladığımda herhangi birinin aktif olarak gelmesini istiyorsam, tıkladığımda birinin aktif olmasını istiyorum. Mesela Bootstrap'in aktif olmasını istiyorum. Bunun için yapacağım şey drop-down, bu kendi klasına gelip drop-down item'dan sonra bakın hiyerarşi hep aynı. Yani bir menünün içinde item elemanını seçiyorsunuz ve mesela şurada Bootstrap'i seçtik ve aktif klası. Aktif klası geçen derslerimizi de görmüştük. Aktif klası belli bir şeyi diğerlerinden ayıran özellik oluyor, aktif oluyor. Tıkladığım zaman bakın Bootstrap aktif olarak geldi. Aktifliği buna verdim çünkü tıkladım. Bu sefer aktiflik buraya geçmiyor tabii ki. Bunun için de JavaScript kodları gerekiyor. Burada tekrar burayı incelediğimizde drop-down menü button burada ID olarak verilmiş. Önemli olan yerler drop-down toggle olayımız burada önemli. Ve buradaki itemları da siz ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Hem buraya yeni bir şey ekleyemez misiniz? Eklersiniz. Ctrl-D yaptım mesela. Bundan bir tane daha oluşturdum. Bu sefer de ne diyelim? CSS ve Ctrl D diyorum. Şuraya da HTML şeklinde bir link bütünü yapmış oldum. Bir yenileyelim ve gelin bakın gördüğünüz gibi Bootstrap, CSS ve HTML. Üçü de aktif olma nedeni ne? Her birinde aktif klası var. Şu klasları da sileyim mesela. Şöyle şu şekilde sildim
ve gelin beraber bakalım. Yenile dedim. Tıkladığım zaman sadece bu step aktif olacaktır ve bu butonu istediğiniz yerde kullanın. Yani şu drop-down menüyü istediğiniz yerde kullanın. Diyor ki yani hani dediğim gibi dokümantasyon önemli fakat burada diyor ki bunu A etiketiyle de yapabilirsin diyor. Yani biz burada buton kullandık. Değil mi? Buton kullandık. Burada A etiketiyle kullansaydın yine şu klasları koyduğun zaman yine aynı şeye tekabül ediyor ve href kullanıyorsun burada da. Hani tek farkı o, öyle söyleyeyim. Burada istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? İşte renk ayarını da buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada ne yapalım? Şurada drop down dedik. Drop down button'lar. Burada mesela nereden değiştirebiliriz? Burada drop down BTN secondary demiş. Bunu mesela danger'a çektiğimizde arkadaşlar ne olacaktır? Renklendirme olarak şu şekilde yenile dediğimde bakın kırmızı bir renk almasını sağlayabilirsiniz. Hepsinin için uygulayabiliyorsunuz. Fakat burada yaptığı separated linklerden bahsetmiş. Evet. Tıkladığımda mesela şurada ayrı bir link var değil mi? Bu tamamen şu li var ya. HR koymuş drop-down divider klasıyla beraber arkadaşlar. Bunu kullanabilirsin diyor. Mesela bu step'ten sonrasını ayırmak istiyorum. Şöyle yaptım. Ctrl V dediğim zaman Ctrl S çekiyorum. Bakın burada HR'ye sadece drop-down divider klası verilmiş ve bunu da bir li içine alınmış aynı yerde. Yenile dediğim bakın tıkladığımda bu ikisinin şu divider'la ayrıldığını görüyorum. Tek olayı bu. Split butonlara geldik. Split butonlar da bazı sitelerde görmüşsünüzdür. Buton ayrı, split ayrı. Yani ikisi ayrı ayrı işlem yapar. Mesela tıkladığınızda burada çıkıyor. Tıkladığınızda bir şey olmuyor. Tıkladığınızda burada çıkıyor. Bunlar da aynı şekilde split olayı arkadaşlar. Split olayını da şu şekilde sağlıyor. Div class btn grup içerisine alıyor. Yani biz burada ne yapmıştık? Dropdown içine almıştık ya. Burada diyor ki dropdown içine alma. Zaten ben burada drop down klasını şurada kullanmış olacağım. Bakın bu butonun içinde kullanmış olacağım. Siz burayı kopyalayıp ya da direkt şöyle yapabiliriz. Şu butonları arkadaşlar şöyle şuradaki butonları almak istiyorum. Kopyaladım. Evet, buradaki butonu şuradan arkadaşlar sildim ve bu butonu buraya yapıştırdım ve Ctrl S yaptım. Bakın iki tane buton geldi buraya. Bunları bir ne yapacağız dedik? Dropdown'un içinde değil de BTN grubun içerisinde olacak demiştik değil mi? BTN grup. Çünkü bu iki tane butondan oluşuyormuş gibi düşünün. Yani bir şu bir de bundan oluşuyormuş gibi düşünün. Şuraya geldim yenile dedim. Bakın dikkat ederseniz bizimki de split bir buton oldu. Tabii action yazıyor. Bunun nedeni de şurada nedir? Action yazma durumu. Ana sayfa diyelim buna da mesela. Şu şekilde geldim. Yenile dediğim zaman bakın ana sayfa butonunu istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Burada başka neler var? Sizing olayı BTNLC dediğiniz anda şu şekilde oluyor. BTN işte SM dediğiniz anda da daha düşük olabiliyor. Small butonlar için de BTN SM. Yani şu klas arkadaşlar. Sadece kopyala yapıştır yapacaksınız. Dark dropdownlar dropdown menü dark klası kullanılıyor arkadaşlar burada. Bunun için UL'ye şöyle yapayım. UL'de drop down menü dark eklememiz yetecek. Yani UL dediğim yer neresi? Burası. Drop down menü de şöyle yapalım. Drop down menü dark diyeceğiz. Drop neredeyiz? Drop down menü dark. Gördüğünüz gibi. Peki şimdi şuraya dikkat edin. Yenile normali böyleydi hatırlayın. Şimdi bir yenile yaptık. Gördüğünüz gibi drop down menü dark'la beraber siyaha dönmüş oldu. Esprisi bu. Navbarlara daha geçmedik arkadaşlar. Yani navbarlar konusunda zaten bu navbarın içine drop down'u kullanabilirsin diyor aslında. Yani çok bir esprisi yok buranın. Direction kısmı önemli. Mesela diyelim drop down'u yukarı doğru ya da aşağı doğru. Zaten aşağı doğru olan default halidir. Sağa doğru ya da sola doğru şeklinde yapabilirsin diyor. Drop down yukarı doğru yapmak için drop up kullanmanız lazım. Bunu da BTN grubun içinde yap diyor bana. Yani şurada yap diyor. Buraya diyeceğim ki drop up şeklinde drop up şeklinde yapacağız arkadaşlar. Ctrl S dedim. Bakın şimdi normali böyleydi. Yukarı doğru olacak şimdi. Yenile dedim. Bakın bu sefer ok da yukarı çıktı. Bu da yukarı çıktı. Tabii yukarıda yer olmadığı için görüntülenemiyor. Sağa doğru yapmak için de drop and klası var arkadaşlar. Şu şekilde drop and klasını yaptığınız zaman bu sefer de ne olacaktır? Bakın sağa doğru
açılacaktır arkadaşlar. Drop down, drop right, drop left olayında da drop start kullanın. Ha, bu arada karıştırılıyor. İşte drop up olduğuna göre drop right olur deniyor. Ama hayır, drop end deniyor. Sola doğru olması için, şu şekilde olması için de arkadaşlar drop start kullanıyorsunuz. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Menü itemlardan bahsetmiş. Buralarda çok işte aktif linkler, daha demin bahsettik. Disable olayı yine aynı şekilde istediğin yere disable verebilirsin diyor arkadaşlar bize. Evet, drop down menülerde genel manada arkadaşlar bilmemiz gerekenler bunlar. İnşallah yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Audio Jungle.